dönmüş olduk. O zaman faiz silahını mutlaka kullanmak gerekiyor. Peki o zaman bir gündem turumuzu ara verelim. Hüseyin Aynen. Gökçe bizleri bekliyor. Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü bizlerle birlikte. Hüseyin Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Vahap abi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Hüseyin Bey, Vahap Munyar'la da gündem turumuzda konuştuk. Cumhurbaşkanı'nın dün uçakta gazetecilerle yaptığı açıklamalar vardı. Burada bir faiz mesajı da geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Siz bunu nasıl okudunuz? Şimdi aslında benim beklentilerim doğrultusunda bir açıklama yaptı. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yani tanıdığımız kadarıyla 21-22 yıldır ülkeyi önemli bir kısmında başbakan, ikinci yarısında ise Cumhurbaşkanı olarak yönetti. Daha önce kamuoyuna açıkladığı görüşlerinden hiç taviz vermiyor Cumhurbaşkanı, hiç değiştirmiyor. Açıkçası bu faiz konusunda da ben artık daha şu ana kadar yanlış düşünmüşüm. Ama doğruyu şimdi gördüm diyeceğini ben zaten tahmin etmiyordum. Aslında açıkçası kimse tahmin etmiyordu. Nitekim açıklamaya da öyle başladı Cumhurbaşkanı. Yani daha doğrusu bize duyurulan açıklamada öyle başladı. Ve hemen ardından ekonomiyi Mehmet Şimşek ve ekibine teslim ettiğini söyledi. Yani önemli bir kadrodan bahsetti. Ekonomiyi şahlandıracak kurmay kadroyu oluşturduk ve bunlar yoluna devam edecekler dedi. Aslında orada bir de ilginç ifade kullandı. Dün kabine toplantısının ardından da aslında yine bu aynı kadroya yani faizle birlikte bu kadroya da değindi Cumhurbaşkanı da. Alanında temayüz etmiş isimler diye bir ifade kullandı. Hemen Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktım. Bu temayüz ne demek diye. Onu dikkatle söylemekte fayda var. Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme anlamında kullanılmış. Yani biz alanında başkalarına göre daha üstün kişileri bu göreve getirdik. Ben yapacağımı yaptım. Bundan sonra iş artık onlarda demeye çalışıyor. Tekrar farklı bir yönden baktığımızda benim görüşüm belli. Düşük faiz ve düşük enflasyon ya da daha doğrusu düşük enflasyonu düşük faizin getireceğini düşünüyorum. Ama ben bir süreliğine de olsa ekonomiyi ya da bu faiz konusunda biraz rahat bırakacağım ifadesini kullanıyor. Sayın Mehmet Ali Yıldırım Türk'ün de dediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları aslında faizde özellikle yabancı finans kuruluşlarının yaptığı değerlendirmeler hatta 40'a kadar bir faiz telaffuz edildi. 25, 40 vesaire bunlara çok yaklaşmayacağı daha temkinli ve aşama aşama gidileceğini biz burada gözlemliyoruz. Yine kabine sonrası açıklamaları aslında uçakta yaptığı açıklamaların devamı niteliğindeydi. Orada da işte 12. Kalkınma Planı, Mehmet Şimşek'in daha önce söylediği orta vadeli plan, yıllık program, yatırım programı vesaire bütün bunları etkilerini, yani hazırlıklarını, çalışmaları başlandığını görüyoruz. Bunlar aslında biraz da bizim önümüzdeki dönemin soru işaretleri olacak. Ama vaktimiz var mı bilmiyorum ama bunu asgari ücretle de ben biraz ilintilendirmek istiyorum. Önümüzdeki hafta yani pazartesi günü asgari ücret tespit komisyonu toplantısı aslında Mehmet Şimşek ve ekibinin bir anlamda ilk sınavı olacak. Çünkü bugün işte ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı var. Yarın Mehmet Şimşek banka yöneticileriyle bir araya gelecek. Aslında bu asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar da bir anlamda ekonomi yönetiminin de elini güçlendirecek veya buna yönelik bir gelişmelere sebep olacak. Çünkü şimdi baktığımızda asgari ücret tek başına bir asgari ücret değil. Yani şöyle bir terim vardı, futbol asla futbol değildir diye. Aslında asgari ücret de Türkiye'de sadece asgari ücret değil. Şimdi asgari ücret öyle bir noktaya geldi ki temel ücret haline geldi. Toplumun önemli bir kesimi asgari ücret veya asgari ücrete yakın ücret almaya başladı. Aslında bu asgari ücret pazarlıkların bir anlamda sendikaların, işçi veya memur sendikalarının kendi kitleleri adına yaptıkları pazarlığa geldi. Yani bir Türkiye geneli toplu sözleşme masası haline geldi. İşin bir diğer boyutu da bu asgari ücret tespit komisyonunun işveren tarafı, yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, örgütlü iş yerlerinde
yani toplu sözleşme masasına oturuyor. Dolayısıyla Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun TİSK üyelerinin patron olduğu iş yerlerinde zaten asgari ücretli çalışan yok. Onların toplu sözleşmelerle asgari ücretin oldukça üzerinde ücret alınıyor. Ama asgari ücretteki artış oranları yükseldikçe bu sefer daha önceden toplu sözleşme yapılmış iş yerlerinde de bir anlamda asgari ücrete, en düşük ücret asgari ücrete yaklaştığı için bu sefer orada da yeni bir pazarlık süreci başlıyor. Bunun dışında herhangi bir şekilde sendikalı olmayan ama iş normal 1475 sayılı kanuna göre SGK'lı olarak çalışan iş yerlerinde de keza yine en düşük ücretin asgari ücrete yaklaşık olması orada da işverenleri ciddi ölçüde zorluyor. Çünkü çalışanlar haklı olarak da kendi ücretlerinde artışlar talep ediyorlar. Ben de size bu asgari ücrete ilişkin sorularım olacaktı. Sendikaların kitleleri adına Türkiye geneli toplu sözleşme masası haline geldi dediniz. Bu da önemli bir bence nokta oldu. Şimdi evet, peki, buyurun. Buyurun. Buyurun sorunuzu alın. Yani az önce söylediğim o. Yani Türkiye bu asgari ücret sadece çalışanları da ilgilendirmiyor. Asgari ücrete endekslenmiş Türkiye'de birçok ceza da var. Onun dışında başka konular da var. Örneğin sosyal güvenlik primleri, işte askerlik borçlanmaları vesaire, bütün bunların hepsi asgari ücrete endekslenmiş durumda. Yani Türkiye nüfusunu 85 milyon kabul ettiğimizde, vatandaş olan Suriyelileri de eklediğimizde sayı daha da artıyor. Yani 85 milyonun tamamı da asgari ücretten etkileniyor. Ama çok, ama az. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Gök.